Mardin'deki 1700 yıllık Mor Yoğan'la Süryani Kadim Kilisesi sahibi Murat Tekcan tarafından ilan sitelerinde satılmaya çalışılıyor. Kilisenin tapusu Tekcan'a nasıl geçti, yıllardır neden satamadı, Süryani cemaati bu satışa ne diyor, neden kiliseyi almıyor? CNN Türk muhabiri Ceylan Sever işte bu sorulara yanıt ararken kameraman Sercan Sever de kilisenin içini görüntüledi. Ayrıntılar haberimizde. Murat Tekcan, Mardin'deki 1700 yıllık tarihi Mor Yuhanna Süryani Kadim Kilisesi'nin sahibi. Birinci derece tarihi eser olan kilise iddiasına göre babasından miras kaldı. 1700 yıllık kiliseyi internette satışa çıkarmasıysa Süryani Kadim Cemaatinden tepki çekti. Burayı gasp etmedik. Biz burayı paramızla aldık ve paramızla satacağız. İnsanın aklı almıyor. Nasıl böyle bir şey olabilir? Nasıl 1700 senelik bir eserin sahibi oluyorsun ve nasıl ilan verip satışa çıkıyorsun? Benim aklım almıyor gerçekten. Yüzyıllar boyunca birçok inancın ibadethanesi olmuştu. 1700 yıllık Mor Yuhanna Süryani Kadim Kilisesi. Aziz Yuhanna diye de bilinen İncil'in dört yazarından biri olan Mor Yuhanna iddiaya göre etten kemikten bir insan gibi cumhuriyet ilan edilmeden önceki dönemde senede bağlandı, borçlandırıldı. Borçlar ödenmediği için de satıldı. Mezopotamya'nın incisi Mardin'de yer alan kilise, yüzyıllar içerisinde ticaret ticarethanelerin içerisinde kaybolmaya yüz tuttu. Marangozcular çarşısının içerisinde yürüdüğünüzde tam da Tarihi Mor Yuhanna Kilisesi'nin önüne varıyorsunuz. Yüzyıllardır ayakta kalmayı başarabilmiş. Ancak dükkanların arasına sıkışmış durumda. Şu duvar gördüğünüz gibi yeni yapılmış. Diğer kesme taşlar gibi değil. Şurası olduğu gibi kaleye gidiyor. Bunlar kardinal mezarları. Şu gördüğünüz ee, içinde e, yüksek merte mertebede kardinallar sandalyenin üstünde batıya doğru bakıyor. Öyle defnedilmiş. Ve burası 1700 yıllık bir yer şu gördüğünüz işaretler hepsi çoğu gitmiş. Şöyle bakın çoğu gitmiş. Burada yazılar vardı daha, daha önce herhalde. Urfa Koruma Kurulu tarafından birinci derecede sit alanı ilan edilmiş. Tarihi kilise yaklaşık 10 yıl kadar önce ilan sitelerinde sahibinden satılıyor şeklinde yer almıştı. Bu da tartışmalara konu oldu. Ancak yıllardır satılamayınca birçok yol denendi. Yurt dışında açık arttırmaya çıktı. Yetmedi. Emlak şirketlerine verildi. Peki 1700 yıllık bir kilisenin Tek bir sahibi nasıl olunuyor? Bu tarihi binanın sahibiyim. Bu tapu nasıl edinilmiş? Burası bana e, babamdan kaldı miras olarak. Peki burası size babanızdan nasıl miras kaldı? Babanıza nereden gelmiş bir kilise ise? Babam daha önceden burayı e, bir aileden satın aldı. Onlar da Süryani bir aileden satın almışlar. En son burası değirmen olarak kullanılmış. Susam değirmeni olarak. İşte babamın eline geçtiği zaman burası Marangözhane olarak kullanıldı. Yaklaşık bir asırdır bizim elimizde. Bir cami bir kişinin adı olabilir mi? Biri dedesinin, babasının ruhuna veya kendi şahsı adına bir cami yapabilir. Ama onun mülkiyeti onda olmaz ki. Onun adı yazılı olur o, orada. Aynı şekilde kiliselerde de durum buradadır. Son dönemde peki buranın müşterisi geliyor mu yoksa sadece siz ilana koyduğunuz yıllardır böyle kaldı mı? İnanın geliyor. Yaklaşık bu ay içinde belki 30 tane müşterim geldi. Müşterileriniz arasında kimler var? Kimler almak istiyor? Burayı alıp ne yapmak istiyorlar? Hem Alman bir müşterim vardı. Buraya dine dine ee dine yakın bir şey yapmak istiyorlardı. Biri geldi cami yapmak istedi burayı. Müze yapmak isteyen birisi vardı. Kendisi görüştü benimle. Fiyatta anlaşamadı konumla. Kilise için yıllar evvel sahibi yaklaşık 10 milyon lira istemişti. Daha sonra fiyatı düşürdü. 7 milyon 250 bin liraya kadar indi. Ancak yine alıcı bulamayınca bu kez enflasyonun da yükselmesiyle birlikte kilisenin satış fiyatı da yükseldi. Ben buradaki cemaat lideriyle görüştüm. Kırklar Kilisesi'nin rahibi Gabriel Bey'le. Kendisi bana dedi bizde para yok. Bizim cemaat fakir. Sen burayı bize hibe et. Biz sana bir heykel yapalım kilisenin önünde. Sana dua edelim dedi. Ya da dedi restore edelim. 10 yıl sen kullan. 10 yıldan sonra bize ver dedi. Kendileri ticaret için istiyor burayı. Yani e, kilise olsun diye istemiyor. Buranın parayla alınıp satılması asla kabul edilir bir şey değil. Burada bu kadar bu kadar sene bu kadar tahribatı ta sebep olmuş bir kişinin bir de ödüllendirir gibi para almasına asla kabul edilir bir şey. İbadethaneyi satışa çıkardığınız için tepki aldınız ya siz bu tepkilere ne diyorsunuz? Çok insan dediği işte burayı gasp etmişler. Ee, burası onların değil. Tapusu nereden gelmiş? Yani çok çeşitli sözler kullanıldı. Hatta birisi dedi ki dedi e, inşallah Murat'ın mezarı kilisede olur diye bir temenni et diyor. Alacak kişinin de benim isteğim burayı bir kilise yapması, ibadethane yapması. Siz niye yapmıyorsun? E ben Müslümanım. Benim bana uymuyor böyle şeyler. Mülk sahibi kiliseyi satmak istiyor. Süryani Kadim Cemaati ise bu satışa karşı. Cemaat tarihi kilisenin kamulaştırılmasını ve müze yapılması gerektiğini savunuyor.